Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ricalar üzerine çalışacağız. Yani konumuz requests. Rica etmek ne demek? Karşımızdaki insandan bir şey yapmasını istiyoruz. Ha bunu kibar bir şekilde dile getiriyorsak eğer buna rica etmek deniyor. Bazı ricalarımızı soru sorarak yapıyoruz. Bazı ricalarımızı soru biçiminde yapmıyoruz. Bazı ricalar samimi olduğumuz kişilerleyken kullanmak için daha uygun. Ama bazı ricalarda çok daha resmi ve çok daha kibar olmamız gereken durumlar için daha uygun. Şimdi bu dersimizde hepsini tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. İlk olarak samimi olduğumuz kişilerden bir şey yapmalarını rica etmekle ilgili çalışacağız. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Samimi olduğumuz insanlar, yani belki ailemizden birileri, belki samimi bir arkadaşımız vesaire. Ama asla bir yöneticimiz, patronumuz, ya da çok resmi olmamız gereken birisi değil. Evet, bu durumda tercih ettiğimiz soru yapısı will you ya da can you yapıları. Şimdi bu yapıları kullanarak bir şey rica edelim. Mesela diyelim ki pencereyi kapatır mısın lütfen? will kullanarak nasıl soracağız? Will you close the window please? Ya da hemen hemen aynı anlama gelen, çok da anlamca bir fark olmayan diğer alternatifimiz can you soru kalıbıyla sorduğumuzda can you close the window please? haline geliyor sorumuz. Gelelim resmi ya da son derece kibar olmamız gereken durumlarda tercih etmemiz gereken rica sorularına. İşte bu gibi durumlarda will you yerine would you ve de Can you yerine de could you soru kalıplarını kullanıyoruz. Mesela farz edin ki böyle bir ortamda, yani son derece resmi bir ortamda aynı masada oturmuş yemek yiyorsunuz birileriyle ve tuzu rica edeceksiniz. Nasıl rica edebiliriz tuzu? Could you pass me the salt, please? Ya da Would you pass me the salt, please? Evet arkadaşlar, samimi olduğumuz kişilere karşı tercih edebildiğimiz Will you ya da can you rica soruları ya da resmi ve de kibar olmamız gereken durumlarda tercih etmemiz gereken could you ya da would you rica soruları ile ilgili bütün mevzu bu kadar. Ricamız bunların hangisi biçiminde olursa olsun bize gelebilecek alternatif olumlu ya da olumsuz cevaplara da bakalım bir alabileceğimiz olası olumlu cevaplar şunlar olabilir. Bize elbette anlamında of course ya da şu ya da certainly diyebilir ya da tamam anlamında okay diyebilir. ya da zevkle anlamında my pleasure diyebilir. Ya da aşağı yukarı yapmaktan zevk alırım anlamında I'd be happy to diyebilir. Tabi olumsuz bir cevap da alabiliriz. Mesela bize üzgünüm anlamında sorry diyebilir. Ya da korkarım ki diye başlayıp ardından mazeretin dile getirdiği formatta bir cevap verebilir. Mesela diyebilir ki korkarım ki yapamam. Yani I'm afraid I can't diyebilir. Ya da bir diğer çok klişe cevap formatı olan üzgünüm fakat diye başlayıp ardından maziyetin dile getirdiği biçimi kullanabilir. Ve mesela diyebilir ki üzgünüm fakat şimdi gitmem lazım. I'm sorry but I must go now. Evet arkadaşlar. Sıradaki rica kalıbımız biraz daha gramatik anlamda değişik formatta bir kalıp. Sakıncası yoksa şunu şunu yapar mısın tarzında bir soru sormamızı sağlıyor. Do you mind ya da would you mind Ancak gramatik anlamda yani formül olarak biraz farklı bir tarafı var. O da şu. İster do you mind, ister would you mind tercih edelim. Her ikisinin de sonunda verbümüz yalın biçimde ama beraberinde ing takısı ile birlikte geliyor. Mesela diyelim ki sakıncası yoksa kapıyı kapatır mısın? Do you mind kullanarak bunu nasıl sorabiliriz? Do you mind closing the door? Peki would you mind kullanarak nasıl sorabiliriz? Aynısı. Would you mind closing the door? Do you mind ve would you mind kalıpları arasındaki fark şu arkadaşlar. Would you mind günlük hayatta daha çok tercih edilen ve anlam olarak da daha kibar olan seçenek arkadaşlar. Gelelim bu kalıpları kullanarak bir ricada bulunduğumuz takdirde alabileceğimiz alternatif olumlu ve olumsuz cevap modellerine. Ne demiştik? Sakıncası yoksa kapıyı kapatır mısın? Do you mind closing the door? Mesela bize diyebilir ki, "Hayır, hiç sakıncası yok." No, not at all. Ya da aynı anlamda diyebilir ki, "No, I don't mind." Ya da tam aksine diyebilir ki kusura bakma sakıncası var. Yani yes i do sorry diyebilir. Peki aynı ricayı would you mind kalıbıyla yaparsak? Yani would you mind closing the door biçiminde rica edersek gelebilecek alternatif olumlu ve olumsuz cevaplar neler olabilir? Not at all. Yani hiç mi hiç sakıncası yok cevabını verebilir. Ya da net bir gramatik cevap formatını kullanarak would you mind sorusuna no, I wouldn't mind cevabını verebilir. Gördüğünüz gibi tüm bu no cevapları aslında olumlu cevaplar. Yani hayır, sakıncası yok, yapacağım istediğini diyen cevaplar. Gelelim would you mind sorusuna yes cevabı ne şekilde gelebilir? Bize diyebilir ki yes, I would mind. Yani evet, sakıncası var diyebilir. Evet arkadaşlar, son bir ricada bulunma kalıbımız kaldı geriye. Ama bu sefer bir soru formatı değil inceleyeceğimiz yapı. Hepinizin bildiği would like kalıbını kullanarak ama bu kalıbı biraz daha değişik biçimde kullanarak ricada bulunacağız. Birisinden bir şey yapmasını istemek anlamına gelen formülümüz would like somebody to do something Şimdi bu kalıbı kullanarak kapıyı kapatmasını rica edelim. Would like somebody kısmına tabii ki you koyacağız. to do something kısmına da to close the door koyacağız. Yani diyeceğiz ki I would like you to close the door, please. Evet arkadaşlar, ricalar konusunun tamamı bundan ibaret. Şimdi ben size tüm öğrendiklerinizi pratik yapabilmeniz için birkaç aksiyon vereceğim. Pencereyi açmak, Open the window, Müziğin sesini kısmak Turn the music down. Faturaları ödemek Pay the bills. Telefonu cevaplamak Answer the phone. Ödevime yardım etmek Help me with my homework. Şimdi bu aksiyonların her birini öğrendiğiniz tüm rica kalıplarıyla uygulayıp cümleler kurmanızı istiyorum. Ve böylece bir dersin daha sonuna geldik. Bir sonraki derste tekrar bir arada olmak üzere hepiniz hoşçakalın.